İyi akşamlar takım oyununa. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Süper Lig'de 11. hafta heyecanı bu akşam sona erecek. Çok değerli isimler var stüdyomuzda. Rea Kapsal, Serkan Korkmaz, Gökhan Keskin ve Cem Pabiroğlu. İsterdim ki Süper Lig'de 11. hafta bu akşam sona erecek diyerek zannetmeyin ki Süper Lig'de bu hafta neler olduğu konuşabileceğiz. Çünkü gündem buna müsait değil. Açıklamalar var. Dün Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları vardı. Bugün de o açıklamalara Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek cevap verdi. Önce Sayın Koç, sonrasında bugün Sayın Özbek'in açıklamaları Serkan Korkmaz. Yine karşılıklı demeç, savaşları mı diyelim buna? Nasıl isimlendirelim onu da bilmiyoruz ama iki tarafın açıklamaları da son derece ciddi, son derece iddialı. Evet, sert açıklamalar var. Oysa ki bugün Onuachu, Icardi, işte Zaha, Dzeko, İsmail Hoca, Abdullah Avcı, Okan Buruk. Yani bunları konuşmak isterdim ben. Bayern Münih maçı. Şimdi tabii ki bazı meslektaşlarım için ortada çok ciddi bir içerik var. Hani ben bundan keyif almıyorum. Bu konuştuğum şeylerden ve birazdan söyleyeceğim şeylerden keyif aldığım düşünülmesin. Ben hocalarımla beraber burada bu hafta oynanmış maçlar, onun öncesinde sonrasındaki gelişmeleri her zamanki rutinde konuşmayı tercih ederdim. Bazı isimlerini bildiğimiz, arkadaşlık yaptığımız, birlikte çalıştığımız insanların ismen hedef gösterilmesi, yani dehşet verici şeyler yaşıyoruz arkadaşlar. Ne o? Bir takım şampiyon olacak, diğerleri olamayacak. Diğerleri olduğu gibi MHK'ya, TFF'ye sallayacak. Bütün yıl boyunca bu alıştığımız sistem dönecek. Teknik direktör kıyımı yaşanacak. Hakemlere düdük astırılacak. O ne? Çünkü sadece şampiyonun başarılı olduğu, geri kalan kimsenin başarısız, hiç kimsenin başarılı addedilmediği bir ortamda herkes birbiri üzerinden prim yapma peşinde. Spor sayfaları yöneticilerle, başkanlarla dolu. Dünyanın hiçbir ülkesinin spor sayfaları böyle değil. Gökhan Hocam, Cem Hocam, Reha Hocam hepsi futbol oynadılar. Manşetler oldular. Pozlar verdiler. Padişah kıyafetleri giydiler. Neler yaptırdılar değil mi Gökhan Hocam? Akın abi, Akın Seller falan. Tabii. Çünkü onlar kahraman abi. Aa, ne araba giy... Nasıl Akın bir araba almış? Biz giyiyorduk. Fıkralar, bilmeceler. Biz de yayınlıyorduk yani o zaman, o kanaldaydı. Hani Cem Pamiroğlu'nun arabasını gördün mü? İşte bizler örnek aldığımız insanlar. İzmir'de Reha Hoca bir kordona çıkardı. Reha geçti az önce falan derlerdi. Hangi Reha? Nerede? Geçti gitti derlerdi. Neden? Çünkü kahraman onlar abi. Özne onlar. Ama biz şu anda yani çok acayip bir şey yaşıyoruz. Evet, her zaman yaşadık. Hani ben de sanki ilk defa başımıza geliyormuş gibi konuşmayayım ama bu dozda, bu haftada böyle bir şey, hani yani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi ama çok garip şeyler yaşıyoruz abi. Ne bir boşanma şey davasında hani iki insan hayatlarını birleştirdiği gibi ayrılabilirdi. Orada birbirlerine yönelik bir şeyler ithamlarda bulunuyorlar. Bunlardan birisi eski hakem olunca, hakemlik camiasında önemli bir adam olunca gündemimize giriyor. Mesela yani ister istemez. Hı hı. Her seferinde artık isim vererek, bak eskiden şöyle konuşmalar oluyordu. Orada bir çete var, bizim altımıza uyuyorlar. Komplo teorisi, bıda bla bla bla, işte bizi şampiyon yapmayacaklar. Ama biz yine de olacağız falan gibi konuşmalar yapılırdı ezbere. Artık çok acayip ya. Cüneyt Şen, Spor'da moderatör. Dikkat edin, sadece bizim aleyhimize sorular soruyor falan. Cüneyt Şen mahallede, bir mahallede oturuyor. Çocukları var. Evet. İnanılır gibi değil abi. Ya ismen verdiğiniz o isimlerin banka hesaplarına bakın. Eşlerinin banka hesaplarına bakın. Çocukları hangi okullarda okuyor? Sonra da bir aynaya dönüp bakın. Ya ben bir yerde bir hata yapıyorum mu deyin ya, lütfen ya. Milyar euro borcu var kulüplerin. Menajerler, helali hoş olsun, işini iyi yapan menajer, işini iyi yapan futbolcu, teknik adam. Milyonlarca euroluk bir ortam var burada. 2000 yani euro bazlı konuşmak zorundayım hocam. Çünkü başka türlü anlamaz futbol camiası.
1000 euro maaşla çalışan insanları isimleriyle hedef gösteriyorsunuz ya. Ama bir dakika yani. Burada vicdan var abi, vicdan. Ne kadar ayıp bir şey. O ne, şampiyon olamadık. Ya dur, kaçıncı hafta ya? Ya durun bir ya. Neyin paylaşılamadığını anlayamıyorum ben. Mevzu şampiyonluk falan değil abi. Transferde de değil. Transfer dedikleri para transferi. Birileri zengin oluyor. O paralar transfer oluyor bir yere. Oyuncu transferi detay. Etrafınızı kuşatmışlar. Bütün yöneticiler için söylüyorum. Etrafınız kuşatılmış. Böyle balya balya paralar transfer oluyor. Ha bir de futbolcu transfer oluyor. O da detay. Sormuyorsunuz, soruşturmuyorsunuz. Bunlar kim etrafımda? Bu kulüplerin paralarını ben nerelere veriyorum demiyorsunuz. Kimlerin laflarıyla kimlere karşı kendinizi dolduruyorsunuz? Geliyor diyor. Cüneyt sen abi bak çok kasıtlı soruyor. Sana hiç söz vermiyor. Hep Cem abiyle görüyorsun değil mi? Çünkü neden? Altay düşmanı falan hani. Sistem öyle işliyor ne yazık ki. Böyle adamlar var. Bunları ciddiye alıyorlar abi. Bakın hani bilmiyorum ama olay çok kötü yerlere gidiyor. İnsanların haysiyetiyle, itibarlarıyla oynamak noktasına kadar tamam da bazı şeyler çok ayıp oluyor. Ben hani Türk futbolunun bayağı ciddi bir şekilde böyle Z kuşağı tabiriyle konuşayım, resetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık bir düğmeye basılsın, sıfırlansın, sıfırdan alalım. Bu arada bu açıklamaların hepsi Türk futbolunun temizlenmesi için yapılıyor. Öyle başlıyor konuşma. Bu açıklamalardan da temizlenmesi gerekiyor tabii ki Türk futbolunun. Bak, 2032'nin ev sahibiyiz. 2024'de katılım hakkı elde ettik. Takımlarımız Avrupa'da şahane işler yapıyor. Tam oturup bunun tadını çıkartacakken müsaade edilmiyor. Neden ya? Ben neden böyle bir ortamda tam böyle oğluma bak yurt dışında futbol ne güzel bizi temsil ediyor. Bak görüyor musun senin tuttuğun takım şunu yapıyor oğlum falan diye konuşacakken, onun keyfini paylaşacakken, maçlara gidip elinden tutup götürecekken, sosyalleştirecekken, arkadaşlarıyla o mutluluğu paylaşacakken. Benim oğlum şu an başkanlar görüyor birbirlerine terör örgütüyle iltisaklı insanlar gibi davranan. Ama bir gariplik yok mu burada ya? Birisi de aynaya bakmıyor mu? Ailenizde, yakın çevrenizde, dostum dediğiniz, aklı başında insanlar da mı yok ya çevrenizde? İşte bunları söyleyince, hatırlatınca sayın başkanlar ama bizim canımızı yakıyorlar. Ama bize engel oluyorlar. Biz camiamızın önderiyiz, lideriyiz. Çıkıp konuşmamız lazım. Bunları bilmiyorum, durum konuşmazsak... Çok hele ben konuşanlar futboldan kazanıyor gelen, şeklinde futboldan gelen, bahane belki de. Türk futbolu için pek çok emek sarf etmiş, hayatındaki... Hani ünlerini, şanlarını, şöhretlerini, aileleri içinde, yaşadıkları yerlerdeki her şeylerini futbola borçlu bu insanların ben şu anda çok acı çektiğini zannediyorum. Hep bunları konuşuyoruz çünkü Reha hocamla, Cem abiyle, Gökhan abiyle. Yani bunlar hakikaten olacak şeyler değil ya. Bu nedir abi ya, durun da. Kasım ayındayız biz ya. Ama şu da hiç var tabii. Hiç kimsenin hiçbir şey kaybettiği falan hani yok. Çok güzel de bir sözümüz vardır ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz yani. Ya bir sürü pislik var. Bu adamlar iş adamı. Tırnak içerisinde adamlar derken bu kişiler diyeyim. İş adamı, yaşlı başlı, yaşını başına almış insanlar. Ben artık etraflarında kimler var yani. Bir baksınlar diyorum. Bak karşı tarafa bakmasınlar. Artık bence herkes bir durup, hani cephe ya bunlar, savaşıyorlar ya. Bir durup düşünsün mesela ben X takımı cephesiyim. Başkan, ben teknik adamım ya da futbol şubesi miyim? Bir bak abi biz kimlerin lafıyla ne hareket, yani ne, hani ne yapıyoruz? Bak bu... Başkan ve yönetici tayfasını 80'li yıllarda ve 70'li yıllarda Toto'cular bayağı bir söğüşlediler. Değil mi hocam? Toto'cular. Toto'culuk nedir? Dersin ki abi senin hafta sonu oynayacağın maçı ben aldım. Merak etme. Maç sizin abi. Ya zaten takımları güçlü, tamam mı? Zaten 3 maçtan ikisini kazanıyorlar. Karşı tarafın da haberi yok yalnız bu olayda. Karşı kimsenin haberi yok. Ortada şike yok. Ama Toto'cu takım kazanırsa zaten ya, favori. Ya tutarsa. Toto'cu zaten takım kazanırsa gidiyor bak kazandırdım sana diyor hop neyse parasını alıyor. 70'li 80'li yıllar böyle geçiyor. Kendilerini madden manen doğratıyorlar. Uzaktan çok komik görünüyor. Kimseye hakaret etmesinler. Kimseyi hedef göstermesinler. Bak, dışarıdan çok çok garip duruyor. Ve herkes de yani şimdi bir kitleye seslenirken ortalama bir profil ya da en düşük
hani şöyle dersin yani, bir sınıfa bir ders anlatıyorsan en zor anlayan çocuğa göre anlatırsın. Tamam mı? Tamam da siz diğer katmanları, diğer seviyeleri, diğer eğitim seviyelerini, diğer entelektüel seviyeleri, diğer vicdanlı insanları ve akıllı insanları unutarak konuşuyorsunuz. Onların gözünde de çok garip bir noktaya gittiniz. Bu kadar antipatik olma hakkınız yok. Çünkü temsil ediyorsunuz. Ben bu bir yere kadar antipatik olabilirim. Sen beni durdurursun. Ya bir dakika, burası A-Spor. Burada hepimiz ekmek yiyoruz. Burada 100 kişi çalışıyor. Serkan, sen söylediğin bu lafla bizi hedef göstertme noktasına götürüyorsun dersin. Bir kere herkes hangi kurumun yöneticisi olduğunun farkına varsın. Bunlar birer asrı geçmiş bu ülkenin en önemli sivil toplum örgütleri. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı. Sizin değil oralar. Hepimizin. Doğru. Neyse. Cem Hocam, siz divan kurulu üyesiniz. Evet. Divan kurulu üyesisiniz. Son derece önemli açıklamalar yaptı Başkan Ali Koç. Aynen. Ve açıklamaları da yankı buldu. İşte bugün de Sayın Nursun Özbek'ten cevap geldi. Yarın Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçevi de bir basın toplantısı düzenleyecek. Belki adaylığıyla ilgili konuşacak ama büyük ihtimalle dünkü maçın ardından o da hakemlerle ilgili, belki de bu konuyla ilgili bir açıklama daha yapacak. Yani belli ki bu süreç devam edecek. Ya ben sizle yayına başladığımdan beri A-Spor'la futbol konuşacağım için, futbolun içinde olmaktan büyük keyif alacağım için gerçekten hep böyle konuşurken zaman zaman Rea Hoca, Gökhan, hepimiz birbirimize takılıyoruz. Sahanın içerisinde konuşmaktan büyük keyif alıyoruz ve hep de güzel böyle kalmanız, kalmaktan da kalmaktayı da çok arzu ediyordum gerçekten. Ediyorum da zaten. Fakat yani geldiğimden beri gündemin büyük bir kısmını hep sahanın dışı. Sahanın dışıyla konuşuyoruz. Sahanın dışını anlatıyoruz. Sahanın dışındaki sıkıntıları dile getiriyoruz. Evet, geçen dün akşam aşağı yukarı benim katıldığım bugüne kadar Fenerbahçe Divan Kongresi 7-7.30'a kadar seçimi de vardı. Başkan vekili seçilecekti. Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu tek tek içinden ayıklamak istemiyorum ama genel olarak baktığınızda 5-6 tane başlığın altında toplayabiliriz. İşte ilk önce Erden Timur'un Sayın Başkan için Lale Orta'nın gösterdiği görüntüleri kendisine yolladığıyla ilgili. Arkasından o görüntülerle ilgili başvuru yapılıp yapılmadığıyla ilgili konuşmaları başkan detaylı bir şekilde anlattı. Ve son zamanlarda hakemlerin örgütsel bir yapıya adeta büründüğünü, kemikleşmiş, hangi başkan değişirse değişsin, kim gelirse gelsin, oradaki o hakemlerin kemikleşmiş yapısını bir türlü değiştiremediği ve değiştiremediği için de sahanın içerisindeki bu kararlar sadece Fenerbahçe lehine veya aleyhine, geçen Trabzon maçında lehine veya aleyhine veya Trabzon veya Beşiktaş veya Galatasaray, bütün başkanları, bütün kulüplerin şikayetçi olduğu bir yapıdan bu yapıyı temizleyecek olan kurumun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu özellikle izah etti başkan. Son zamanlarda tabii para aklama için yapılan bir takım bilet girişimleri var. Onlardan çok bahsetti başkan. Arkasından bahis konularını bahsetti, bunları söyledi. Ve bunların hepsinin muhatabının Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu izah etti tek tek. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'na da kulüplerin içerisinde ilk defa başvuruda bulunan, üç defa başvuruda bu olayların kimin heybesinde ne gibi bir bilgiler varsa bunların hepsini bir araya getirip konuşmamız gerektiğini söyleyen Sayın Ali Koç. Ve bunların da karşılığında hiçbir kulüpten de kendisine de herhangi böyle bununla ilgili bir girişimde bulunulmaması rahatsız ettiğini dile getirdi. Bahisi çok açtı, bahisin üstüne gitti ve her şeyden önce Türkiye Futbol Federasyonu'nun kemikleşmiş bünyesinde hakemlerin olduğunu ve bu hakemlerin almış olduğu maçlardaki devamlı üst üste gelen yönetimler, yöntemler bütün Türk futbolunu rahatsız ettiği görüşünde ve bunların da sorumlusunun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bir Sayın Mehmet Büyükekşi olduğunu söyledi. Mehmet Büyükekşi ile de bu başvuruyu beklediğini ve başvuru başkana da böyle bir talepte de bulunulmuş. İstenilen iki satırlık çok önemli bir şey vardı. Başvuruda bulunmak için bir yazı gönderilmiş Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Sayın Başkan Ali Koç'a. Orada da şu söyleniyor.
Diyor ki sizin daha evvel sizin için söylenen hakkınızdaki Lale Orta'nın görüntülerini size gönderip gönderilmediğiyle ilgili bilginizi bize paylaşır mısınız diyor. İkinci soru ise altta da yukarıdaki soruya istinaden tekrar ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı diyor. Yani koskoca Futbol Federasyonu'nun Sayın Başkan'dan istediği bilgiler, belgeler sadece şu iki maddeden kaynaklanıyor. Şimdi tabii bu tip şeyler başkanı ve de camiayı çok rahatsız ediyor. Fenerbahçe dün gerçekten kongresi son derece sert geçti. Ve de zaman zaman eski futbolcularımızın tabii konuşmuş olduğu kelimeler var. Sayın Selim Soydan'ın yapmış olduğu söylemler var. Orada konuşulan bir o gün abiyle o gün altı parmakla Sayın Başkan'ın geçen aralarındaki çok nahoş bir konuşma var. Sayın Başkan'ın o gün abiye konuşmaları var. O gün abinin yani bunlar aslında yani olmaması gereken şey. Ama bunlar neden oluyor? Şu andaki tabii herkesin tansiyonu gerçekten çok yüksek sevgili Cüneyt. Ve herkes de Türk futbolundaki bu yöntemlerden, bu yönetim şekillerine özellikle de hakemlerin örgütlenmiş bir yapı haline gelmiş olmasından son derece rahatsızlar. Bunları dile getirdi başkan. Buradaki serzenişleri vardı, şikayetleri vardı. Hepimizin de temennisi Sayın Mehmet Büyükekşi yani futbolun üst çatısı, yapının başı olan kişinin bütün futbol kulüplerinin başkanlarını çağırarak bunların artık herkes eteğindeki taşları döküp ne biliyorlarsa, ne ediyorlarsa ve de son zamanlardaki MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun hakkındaki de konuşmalar ve hakikaten bünyesindeki hakemlere sahip olamaması ve de onlarla beraber rahat bir ortam sunamaması da başkan hakkında da çok negatif, olumsuz söylemler geliştirdi. Ve Sayın Ahmet İbanoğlu'nun ve ekibinin bırakmasını, istifa etmesini eğer Sayın Mehmet Büyükekşi... Bu arada sıcak bir gelişme Cem Hocam. Size denkleri özünde bir virgül koyalım. Önemli. Az önce hemen bana ulaştırıldı. Koray bunu kırmızı olarak da yazalım. Değerli basın mensubu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi 7 Kasım Salı. Yani yarın basın toplantısı düzenleyecektir. TFF ve Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 12.30'da gerçekleştirilecek olan basın toplantısında sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Aha. İmza Türkiye Futbol Federasyonu az önce bana ulaşan davet bu. Bir bugün kez Ahmet Nur Çebi'nin toplantısı karşı basın toplantısı? 13. Bugün Riva'da da çok hareketlilik vardı. Hı hı. Konuşuruz birazdan. Esas konular tabii. Mehmet Büyükekşi yarın basın toplantısı düzenliyor. Tabii ki gündemle ilgili olacaktır. Onu da sordum. Davetiye şimdi geldi. Hemen sıcak gelişme. Son dakika bilgisi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu bile şey gibi ya. Federasyon. Beşiktaş Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi yarın basın toplantısı düzenliyor. Bir de aynı 12 saat, aynı saatte geliyor. Onun için diyorum ya komedi gibi ya. Hakikaten komedi gibi. Onun için özellikle soruyorum o yani. Ahmet yani futbol federasyonu başka... Ahmet Bey'e öne arkaya bir şey yani kötü manada bunu söylemiyorum. Tabii Beşiktaş gibi önemli bir camianın başkanı yani hocam, böyle. Hocam Beşiktaş camiası bunu açıkladı. Sayın Ahmet Nur Çebi Salı günü 7 Kasım Salı günü bir basın toplantısı düzenleyecek dedi. Şimdi futbol federasyonu böyle bir başkan yapıyorsa bunu 3.30'da 4'te yapsın. Ne fark eder ki? Yani illa Ahmet Nur Çebi konuşurken mi yapacak? Cüneyt son bir şeyle bitirebilir miyim? Komedi gibi hakikaten öyle yani kusura bakmayın. Cem hocam tamamlasın. Pardon hocam. Estağfurullah. Sonunda da Ahmet İbanoğlu MHK Başkanı'nın kendi hakemlerine çok hakim olamadığı ve konuya da hakim olamadığı için istifa etmesi gerektiğini. Hatta bunun da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de önderliğinde yapması gerektiğini, yoksa Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin de kendi koltuğunda sallantıda olduğunu ifade eden sözlerle bitirdi. Ama daha da önemlisi o gün, dün akşam çok önemli bir önerge verildi kongreye. Fenerbahçe'nin Süper Kupası'nın 100. yılda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veyahut da Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanması gerektiğiyle ilgili bir Galatasaray'dan da bir açıklama var. Evet, onunla ilgili oy birliğiyle İstanbul'da bu iki stattan birisi, İstanbul'da veya Samsun'da bu iki stattan birisinde oynanmasıyla ilgili bir karar çıktı. Bu da önemli bir karardı Fenerbahçe camiası için. Bunu da belirteyim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gökhan Hocam, yarın tabii başkanı söyleyecekleri şimdi önem kazandı. Nasıl bir sonuç çıkacak? Hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hem Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalar yapacak. Belli ki devam ediyor süreç.
artık tahmin edilemez oldu ya. Yani ben artık kimin ne konuştuğunu takip edemiyorum. Hatta dün akşam Sayın Ali Koç'un konuşmasından sonra ben bu hafta içi cevap bekliyordum ama fazla gecikmedi. Hemen ertesi gün cevap verdi Sayın Dursun Özbek. Kıtalar arası savaşa düştü. Başladı. Yani bu kıtalar arası resmen savaş gibi. Avrupa'da başlıyor. Asya cevap veriyor. Avrupa tekrar oradan giriyor. Bir acayip. Hiç ortada hoşgörü de yok. Herkes de futbolu temizlemek için uğraşıyor. Herkes futbolun menfaatine uğraşıyor. Ama herkes birbirine sataşmaktan da geri kalmıyor. İşte Sayın Erdem Timur çıkıyor. Elimde belgeler var. Açıklayacağım diyor. Geliyor. Bir şeyler açıkladı mı diyor. Yok. Bir isim yok. Ona cevap veriliyor. Oradan bir isimler var diyor. Dün işte başkan da 3 tane isim var dedi. Bu isimler bende kalsın dedi. Ya biliyorsanız artık ortaya dökün şunları. Her gün gizli kapılar arkasında konuşulmaktan kim kim herkes üstüne alınmaya başladı. Sokakta aynen. Gezen birisi hep konuşan, bile acaba ben miyim diye birbirine şüpheleniyor. Birileri var biliyoruz falan isim yok ama bak yok. Onlar söyledi falan. Hep herkes bir artık sokakta kimi görsem şüpheleniyorum. Bunu acaba federasyonda bir şey mi var? Öyle olmaya başladı artık yani. Sporla biraz alakası olan artık birbirine şüpheyle bakmaya başladı. Demeçler artık öyle kışkırtıcı boyutlara çok kışkırtıcı yani hakemleri takip edin ya. Hakemleri niye takip etsinler ya? Hakemin başında MHK'dir, MHK'nin başında Futbol Federasyonu'dur. Bir ceza verilecekse MHK verir, vermiyorsa federasyon verir. Yani buna kişi toplum olarak ne yapacağız? Yani biz iyi dediğimiz hakemlere iyi fotoğraf çekelim, kötü dediğimiz hakemi sürelim mi? Eğer bunlar aynı ekiptelerse, aynı şeyleri paylaşıyorlarsa ya bunları düzelteceğiz ya da bunların hepsine bay bay diyeceğiz. Biz hiçbirini yapmıyoruz hep. Kaç senedir aynı hakemleri konuşuyoruz ya. Sen Ferhat Gündoğdu bir temizlik yapacağım dedi. 15 gün geçti. 15 gün sonra giden ekip daha kuvvetli geldi. Hala şimdi konuşuyoruz işte VAR'daki hakemleri konuşuyoruz. 14 taneyle kısıtlı Süper Lig VAR hakeminden konuşuyoruz. Yani bir yere gidiyor. Onlar Riva'da yatıyor herhalde ya. Yani karşıda otel var ya. O otelde yatıyorlar. Oradan uyanan hani TPP, kim uykusunu aldıysa yok nöbetleşe. Gidip orada da maç biliyorsun. Yok, VAR'da orada var, da görev alıyorlar. Yani yalnız Süper Lig'de şey gibi bu. Nöbet... TPP'ye de gidiyorlar. TPP bir şey de gibi görev oldu. Alıyorlar. Askerde hazır tim vardır böyle. Hani bu kuatlarda ilk önce bunlar müdahale eder. Bir hazır tim vardır. Bunlar da hazır tim örgütü gibi herhalde VAR hakemleri. Uyanan gidiyor gün nöbete. Maça gidiyor yani. Uyanan maça sonra geliyor yatıyor. Tekrar kalkıyor tekrar gidiyor. Yani artık işin cılkı çıktı. Şimdi Sayın Ahmet Nur Çevi işte olağanüstü seçim kararı aldı. Uzun zamandır konuşmuyordu. İşte okulları açtı Güneydoğu'da deprem bölgesinde. Gayet güzel bir hafta geçirdi. Dünkü maç hakikaten çok kötü oldu. Yani açıklamalar olsun, sahadaki oyun olsun, baştan sonra olsun hiçbir yere elle tutulur bir şey değildi. Yani Beşiktaş hem Türkiye Ligi'ne veda etti. Perşembe günü de Avrupa'da çok önemli maçı var. Tamam mı, devam mı? Kazanmaktan başka hiçbir şansı olmayan, tamam demek için o bile garanti olmayacağı bir maç oynayacak. Ama gelinen noktada hala hiçbir şey net değil. Olağan değil, olağanüstü bir durum var. Belli değil çünkü. Kimse bir açıklama yapmıyor. Sayın Başkan açıklamaya karar veriyor. İşte yarın diyor bir basın toplantısı düzenleyeceğim diyor. Şimdi son dakika haberi. Futbol Federasyonu Başkanı arada yarım saat fark var. Ben onun için özellikle yarım saat fark var ya. Şimdi ama Beşiktaş anladığım kadarıyla benim hemen kısa sürede edindiğim bilgi Futbol Federasyonu'ndaki açıklama çok uzun sürmeyecek. Sanırım soru alınmayacak. Fark kısa eder mi? Kısa bir açıklama yani? Yapılacak. Fark eder mi? Açıklamanın içeriğine ulaşmak şu an için zor tabii ama. Öyleyse şöyle bir açıklama yapsın. Şimdiki öyle gibi. Yani, Şebi'ninki yarım saat önce mi? Hayır sonra. Ha, sonra mı? Tamam, o zaman yani benim edindiğim bilgiye göre de Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki açıklama. Federasyonu'ndan çıkıp gelecek gidişecek öyle mi? Sayın Başkan'ın, Sayın Çevi'nin açıklamasıyla aynı zamana denk gelmeyecek. Yani saat 13'e kadar bitecek şeklinde istihbarat yaptım tamam, bu işin, kısa sürede. Bu işin mantığı yok. Bu işi böyle çözeceğinize, bak ne diyorum. Önce kim yapıyor? Sayın Çevi mi yapıyor? Çevi'ye oturursun. İşte 12.30 bu. Ötekine de 4'te yaparsın. Eğer öyle bir şey yap, eğer bir zaman, hayır zaman bir mevhumu varsa. 14'te kura çekimi de var. Yok zaman mevhumu varsa 14'ten sonra yapsın diye. Bittikten sonra yapsın. Herkes oradayken yapsın. Yani sen hemen onun peşine koyuyorsan eğer önemli değilse aynı bildiriyle yani bir basın şeyiyle bildirsin öyleyse. Eğer konuşma yapacaksa buna ama saygı duyması lazım Beşiktaş kulübünü bekleyecek. Bu kadar odağındaysa Türkiye Futbol Federasyonu ben takdirle karşıladım. Sayın Büyükekşi'nin daha fazla beklemeden çıkıp konuşması da çok doğal. Bence doğru. Ne demeli ya da ne diyecek
Oraya da girebiliriz onu şu an. Sen İstihbarat de araştırıyorsun. Dur, ben de araştırıyorum. İstihbarat yaptım dedim. Var mı sende yani yarın nasıl bir şey yani, olacağına dair? Netleştireyim, paylaşırım. Tamam. Merak ediyorum ben. Ben de sordum, soruşturdum da yeni de öğrendik. Cevap bekliyorum. Ben de merak ediyorum. Bakın çok önemli bir şey olması lazım. Çünkü ya her yarım saat bu kadar bekleyip bu kadar konuşmayıp Beşiktaş'ın masa toplantısının arasında yarım saat koyuyorsan hakikaten ben de merak ediyorum ne diyeceksin. Yani ben kusura bakmayın biraz şey gibi oldu da yani dediğin gibi Aspor'un yarın kura çekimi biter. Orhan Sakal oluyor. Orada devam edersin yani yarım saat sonra orada da başkan hatta daha da ilgi çeker. Türkiye Kupası kura çekiminden sonra bütün kulüplerimiz de orada. Daha da fazla ilgi çeker. Ondan sonra açıklamanı yaparsın. Neye sıkıştırırsan arıyor onu da bilmem. Vallahi çok zor bir dönemde Sayın Büyükekşi başkanlık yapıyor. İşi hiç kolay değil, ben onu ya söyleyeyim. Ya şeyi yaşayamıyor diyorum yani işte bak. Yani elinden geleni yapıyor. Evet, ne dedi 2032'yi aldık. 2024 Almanya'ya gidiyoruz. Yani sevinmemiz, mutlu olmamız gereken. Takımlarımız yani Avrupa'da. Sayın Büyükekşi'nin açısından tabii, da bakmak tabii. Takımlarımız lazım. Avrupa'da renk getiren bir sezon geçiriyor. Öyle ya da böyle iyi de gidiyorlar yani. Galatasaray, Fenerbahçe. Yani iyi de gidiyorlar. Normalde çok mutlu olması gereken bir dönemde bir hakem artık yani nasıl bir mehakeyse hakikaten ya neredeyse abi, benim oynadığım dönemdeki hakemlerden kurtuluş yok ya. Hani Oğuz Sarban'ın adı geçiyor. Oğuz Hoca benim zamanımda maçlarımızı yönetiyordu. Hı. Tolga Özkalfa aynı şekilde yani bunların adı geçenlerin hepsi bizim zamanımızdaki. Hala ama yani bizden kurtuldu futbol, onlardan kurtulamadı. Artık öyle demek lazım yani. Bıraksınlar ortada bir şey bunlar varsa. Bunlar bir de üst ligde. Hepimizin gözü önünde Süper Lig'de olanlar yani. Bir de bu işin alt ligi var. Koray girelim mi sevgili editörüm? Koray bir haber hazırladı. Alt ligde ne oluyor ya? Güzel bir örnek. Getirelim onu ekranlara, bakın. Mersin'de TFF 2. Lig'de Yeni Mersin İdman Yurdu Vanspor arasında oynanan maçta. Karate oluyor. Ne oluyor? Evet. Futbol maçı getirmeyeceğiz hocam. Tiyo'yu verdi. Karate görüntüleri gelecek ekranda. Ben görmedim. Süper Lig'de hakem hataları kulüplerin gündemindeki ilk madde olmaya devam ederken alt liglerde de benzer görüntüler yaşanıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Mersin İdman Yurdu'yla Vefa Grup Vanspor arasında oynanan maçta ev sahibi takım oyuncusu Oğuz Özden'e yapılan faul sonrası hakem Safa Yılmaz Vanspor'dan Muhammed Ali Doğan'a sarı kart gösterdi. Akdeniz ekibi hakem Safa Yılmaz'ın kararına büyük tepki gösterdi ve pozisyonu sosyal medya hesabından paylaşarak maç boyunca haksızca aleyhimize verdiği kararlarla maçı katletmeye çalışan hakemin rakip futbolcunun uçan tekmesini sarı kartla geçiştirdiği pozisyon TFF, MHK ve Türk futbol kamuoyunun takdirine arz ederiz ifadelerini kullandı. Müsabakada faule maruz kalan Oğuz Özden'in maç sonrası görüntüsü paylaşıldı. Oğuz Özden'in faul sonrası yüzünden yaralandığı görüldü. TFF 2. Lig'de video yardımcı hakem uygulaması bulunmuyor. İnanabiliyor musunuz? Yani sağ içinden geldiniz. Ya şey bu zaten şu anda mesela sadece fotoğrafı göstersen bana yani o olayı akıtmasan o zaten gelişi foul, gelişi kırmızı kart dersin ya. Ya o geliş, o hareket zaten kırmızı kart yani. Karateci gibi uçmuş. Kesinlikle. Yok ya maçtan sonra hani kavga çıkar ya maçta ortaya atlarsın yumruk havaya şeydi karate gösterirsin onun gibi poz. 84 mü Avrupa Şampiyonası'nda Schumacher'in bir değil mi? Bir tabii. Almanya-Fransa maçında böyle bir girişi vardı hatırlıyor musunuz? Rakibinin çenesini kırmıştı yanlış. Böyle Cires, şey Cires miydi? Yo değil. Farklı bir oyuncuydu. Cires. Ama değil. Çenesini kırdı. Çenesi çok böyle bir çok enteres, çok kötü. Batista falan olabilir. Evet. Stoper oynuyordu. Hani siyaya atletiklerden. Evet. Hakem gelsin diyoruz ya. Hani böyle hakem ise ya, gelmesin ama o zaman. Ya, bu hakemlerin kıymetini mi bilsek? Şimdi Kore'in, bu bilmediklerimiz değil mi? Ya Kore'nin getirdiği. Bunlar atletikten gelsin. Ne genç hakemler yetişiyor dediğimiz hakemlerden biri. Ya TFF 1'de maç seyretseniz var ya bu hafta neler yaptılar ya. Bir Erzurum Giresunspor maçını seyret. Yani o Erzurum'un pozisyonuyla ilgili neler yaptılar ettiler. Yani ya orada tam bir facia var. Yani bir gol veriyorlar, iptal ediyorlar, bir şeye doğruyu veriyorlar. Ya orası saldım çeyrem Evlem Kayır'a. Herkes çünkü neye fokuslanmış? Öncelikle Fenerbahçe Galatasaray maçları sıkıntı olmasın. Herkes Futbol Federasyonu, MHK, herkes iyice rahat uyusun. Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük camialar neredeyse yani hiç öylesine konuşulu hale geldi ya. Anadolu takımlarını hiç saymıyorum yani.
Yani iş iki kulüp. Uçan tekmeye sarı kart çıkıyor. Uçan, ya şaşırmamak gerekir. Yani bir de şimdi Serkan'ın şey bana geldiyse ben tabii buyurun ondan hocam. Sonra şimdi Serkan'ın konuştuğu ilgili tabii gündemi şey belirledi. Şimdi Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra Ali Bey'in konuşmaları. Ali Bey'in konuşmalarında haklı olduğu taraf olabilir ama üslup tavır böyle olmaz. Bir de sen Trabzonspor'u 3-2 yenildikten sonra bunu eğer yapıyorsan insan ne der biliyor musun? Ya farklı yere algıları çekiyor. Maç konuşulmuyor. Maçı galip gelirse Fenerbahçe farz edelim 3-0 yense bu kadar detaylı konuşulur mu? Evet konuşurdu belki ama bu kadar değil. Ama esas yani şimdi bakıyorsun Trabzon maçından herkes uzaklaştı. Öyle bir gündem yarattı Ali Bey dün. Ya Trabzonspor'da işin gerçeği söylemek gerekir. Bu benim düşüncem. Ama hem, şey kürsüden tebrik etti kutlayalım. Etmeli demiyorum ama evet. Bu kadar konuşursan yani Trabzonspor'un hiç böyle başarısı hiçbir şey konuşmuyor. Trabzonspor hem Fenerbahçe hem de hakemi de yenmiştir. Hem hakeme karşı hem VAR'a karşı yani bu şekilde o üçlüye karşı hem VAR odası hem oradaki maçı yöneten hakem hem de Fenerbahçe takımına karşı bir galibiyet almıştır. İşin de gerçeği budur ama öyle bir algı oldu ki böyle böyle. Bir de insanlara hedef göstermek yanlış. Şimdi Ali Bey bunlara dikkat etmeli. Evet MHK'de ciddi sıkıntılar var. Hakemlerin böyle bir olayları var. Sonuna kadar konuşacak edecek Kulüpler Birliği Başkanı. Bunda bir sıkıntı yok Cüneyt. Ama hedef göstermek. Bu insanlar yani annesi babası eşi dostu çoluk çocuğuyla oturdu. Geldi biri kendini bilemedi. Bir de kendi halinde değil farz edelim bir şeyi yani o ara anladın mı? Bir yemekte karşı masada onlar da orada bir alkol aldı. Farz edelim geldi orada o dediği hakeme yanlış bir şey oldu. Belki canına kastetti. Belki yaraladı. Çoluk çocuğu var. Veya yalnız gördü. Yani bunlar doğru işler değil. Bunlar çok yanlış işler. Tabii ki MHK'de biz de söylüyoruz, biz de eleştiriyoruz. Yanlış işler oluyor. Ahmet İbanoğlu'da hakemler de evet Ali Bey bunları konuşacak. Ama kimsenin çoluk çocuğu bilmem ne ailesi ya futboldan önemli mi ya Allah aşkına? Yani gidin tokat atın ne demek ya? İşte gidin gördüğünüz yerde işte taciz edin, fotoğrafını çekin, konuşun. Yani bunlar şimdi büyük bir camia. Bir de Ali Bey'e de bana göre yakışmadı. Fenerbahçe'nin hakkını tabii ki savunacak. Hakem hatası oluyor mu? Oluyor. Burada da konuşuyoruz ya biz. Geçen sene Adana Demirspor maçı söyledik. Benim son yıllarda gördüğüm tam bir faciadır. Adana Demirspor 9 kişiyle kalması gerekir dedim. Hatırlarsan burada. Yani biz de konuşuyoruz ama bu farklı bir özel hayata giriyor. Bunlar doğru değil. Yani şampiyonluk vesaire bilmem ne bunlar yani insan hayatından bir önemli değil. Yani gidip kavga etmek, vurmak, kırmak yani bunu dememesi gerekir. Şimdi bir Galatasaray konuşuyor karşısından Fenerbahçe. Fenerbahçe konuşuyor sonra Galatasaray. Yani şey gibi oldu ya tenis maçı gibi yani devamlı sahanın içinde kalmama sıkıntılı olduklarını konuşuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bunları konuşmaması gerekiyor. İyi güçlü bir kadrosu var. Yani Fenerbahçe evet 3 tane oyuncusu oynamadı sıkıntı yaşadı yenilebilir. 11 maçta 30 puanı var Fenerbahçe'nin 3 puan kaybı. Kapatabilir mi? Kapatabilir. Fenerbahçe her zaman söylüyorum hakem hatalarının hakkını tabii ki savunacak. Hakem hatası olmuyor mu? Oluyor. Ama o kara deliğin içine girmeyecek. Fenerbahçe ne zaman oraya giriyor? Dikkat et. Geçen sene de şampiyonluk ondan gitti. Yani diyor ki ya ben diyor rakibin ben buradan gireyim kimyasını bozayım. Geçen sene burada konuştum. Sen Galatasaray'la uğraşıyorsun. Kimyasını bozmaya çalışıyorsun. Bir şey yapıyorsun. Kendi eksiklerini görmüyorsun. Jorge Jesus geçen sene konuştuğu hatalar yapıyor. Sen kimyan bozuluyor ve şampiyonluktan gidiyorsun Fenerbahçe olarak. Yani bunda bir hakkını koruyacak camiasının kulüp başkanı para veriyor. Orada şampiyon olmasını istiyor. Bunlar gayet doğal Cüneyt. Ama bunları da bir yapma dediğim gibi bir daha düzgün yapması gerekir. Yani sonra dışarıdaki insanlar yani farklı insanlar var. Gençler heyecanlı olan yani kanı bizden daha farklı akanlar bilmem ne böyle yani görüp de yani bunlar hoş değil. O zaman Ali Bey de üzülür ha bu, hani herhangi bir şey olsa. Bakma orada söyledi ya. Yani o da insan yönden üzülür. Ya üzülür. Bir de şöyle bir şey var. Herkes ya, Türkiye'de farklı takımları tutuyor. Yani insanları takımlara göre konsolide etmek ve ayırmak belki iyi bir fikirmiş gibi gelebilir. Ama hani yani tüm dünyada, tüm coğrafyalarında bu ülkenin güzide ve büyük kulüplerinin taraftarı her yerde var. Ben yani dünyayı mesleğim sayesinde dolaştım. Gittiğim her yerde Galatasaraylısını, Fenerbahçelisini, Trabzonsporlusunu, Beşiktaşlısını gördüm. Yani şimdi Aziz Başkan döneminde zaman zaman yine benzer bir şey olurdu ama
Sayın Başkan Ali Koç döneminde ben yıllardır Galatasaray'ı takip ederim. 30 kaç yıl oldu? 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ağırlıklı olarak yani muhabirlik yaptım, editörlük yaptım, yöneticilik yaptım, spikerlik yaptım, maç anlattım. Yani her aşamasında bulundum. Hatta yeri geldi kamerayla kayıt da yaptım. Yani kameraman arkadaşımın yetişemediği durumda. Ben Galatasaray camiasını bu kadar konsolide, bu kadar bir arada görmedim. Ben çok açık söylüyorum. Yani Sayın Koç özellikle son 2 yıldır Galatasaray camiasını mermer gibi yaptı. Ki zor bir camia. Arada seçim, bak Galatasaray camiası öyle bir camia. Arada da seçim sıkıştırır, bir aday daha çıkartır, onu başkan yapar yani. Hani bu Dursun Başkan özelinde falan bir durum değil yani. Ama bilmiyorum, bana stratejik olarak da çok yanlış geliyor bu. Aynı şekilde mesela Galatasaray tarafında da bir zamanlar Fatih Hoca ile Ali Koç bayağı bir sivrildiler ve birbirleriyle kişiselleşen bir problem yaşadılar. Hani sicili bozuk, şudur budur, Fatih Hoca ve sosyal medyada Fatih Terimciler, Ali Koççular falan. Şimdi işte Erden Timur'la Ali Koç arasında böyle bir şey var gibi. Yani sanmayın ki hani Erden Timur konjonktüründen de çok yanlışlık yapılıyor. Yani Fenerbahçe'yi de onlar konsolide ediyor. Yani aslında bunu bir sektöre çevirip bunun içinden madden manen nemalanan insanlara odaklanmamız lazımken bizler hani kendi hallerinde evini zor geçindiren hani futbolun herhangi bir kenarından tutup milyonlarca euro kazanan veya cepleyen tarafından olmayan fakat hedef gösterilen canı tehlikede insanlar falan var şu an. Ya bu adil midir? Serkan çok kısa bir şey söyleyeyim mi? Şimdi kardeşim bir şey dinliyorsunuz bari doğru dinleyin. Yani adam yazıyor diyor ki ya diyor hakemler de senden memnun değil. Sen Ali Koç'unu konuştu. Ya ben de memnun değilim. Ali Bey de memnun olduğunu söyledim. Ben farklı bir şey söyledim az önce. Neydim? Bu insanlara hedef göstermesin. Aileleri var, sıkıntı olur. Ali Bey tabii ki konuşacak hakemlerle ilgili. Biz de konuşuyoruz. Hatta diyoruz ki ya ben kendim Ahmet İboloğlu'nun değişmesi gerekir. MHK'nin değişmesi gerekir. Yani Ali Bey de Kulüpler Birliği Başkanı olarak, Fenerbahçe'nin kulüp başkanı olarak bunu söyleyecek. Burada sıkıntı yok kardeşim. Tabii ki canım. Yani dinlediğinizi yanlış anlıyorsunuz. Benim söylemek istediğim ya bu insanlar hedef göstermek, kamuoyu önüne atmak, taraftarın önüne atmak, Allah korusun herhangi bir şey olur. Ali Bey de bundan sonra üzülür ya, der ki bak orada o manada söyledik ama o manada değil, bak ne oldu diye. Bir de Ali Bey çok önemli, değerli, Türkiye'de bir ailenin mensubu. Yani buna da buna tabii yani buna da dikkat etmeli. Fenerbahçe'nin hakkını, hakemlerle ilgili tabii ki savunacak. Hakem hataları olmadı mı 11 haftanın içinde? Tabii ki oldu. Tabii ki konuşacak. Yani ama diyorum ya bunu daha böyle Ali Bey'in hataları orada gösterecek, edecek. Belki görsel olarak yaptığı pozisyon hata, bunların pozisyon hatalarını gösterecek. Gayet Fenerbahçe'nin hakkı. Kulüp başkanı da olarak çıkıp hakkını savunacak 30 milyon taraftarı olan bir kulüpten bahsediyoruz. Gayet doğal. Ama yani bu insanları hedef göstermek, etmek, buna dikkat etmesi gerekir. Ben federasyonu bugün... Birileri ciddiye alabilir. Tabii alabilir. Yani var öyle potansiyelde insanlar ya, var mı Serkan? Düşünsenize mesela... Serkan öyle potansiyelde insanlar var mı ülkede? Ülkenin en zengin insanına hoş gözükmek için... Tabii. Onun hoşuna gideceğini düşündüğü bir hareketi yapmak için sıraya girecek... Milyonlarca tamam. insan Allah var. Korusun. Yani bence bir de şunu söyleyelim. Yani bunları konuşuyoruz. Benim de Riva'da bugün çok ciddi böyle bir gelişmeler, böyle hakemler geldi gitti. Benim duyduğum Büyük Oskar Ahmet İvanoğlu'nun ayrılacağını düşünüyorum ben. Yerine de gelecek isim. Çok enteresan. Yani konuşulan ben duydum. Hı-hı. Yani bakalım ne çıkacak edecek duyumum. Ferhat Gündoğdu. Nasıl? Tekrar. Niye tekrar onu bir... Konuşmuşlar falan böyle gündeme gelmiş. MHK Başkanı yarın değişebilir tekrar, yani. Yani yarın bilmiyorum ben ezbere de. Yarın açıklama olmadı. Ahmet İvanoğlu'ndan ciddi rahatsız Kulüpler Birliği Başkanı olarak zaten Ali Bey de dün söyledi. Futbol Federasyonu Başkanı da Büyük Oskar Mehmet Büyükekşi Yönetim Kurulu da ciddi rahatsız. Ve de bazı hakemlerle ilgili de radikal kararlar alınacak. Yarın Mehmet Bey'in toplantı yapması çok doğru, sıcağın sıcağına gerekli bence konuşması de. Da çok önemli. Tebrik ediyorum. Direkt böyle üzerine bu olayların gidiyor.
Benim yani aldığım duyum bu şekilde. Çünkü Federasyon Yönetim Kurulu içinde de ciddi MHK ile ilgili, hakemlerle ilgili ciddi sıkıntılar var. Ahmet İvanoğlu da onun içinde var. Hatta oradaki başkan yöneticiler, biz iyi niyetten çalışıyoruz ama devamlı hakemler yüzünden Avrupa, Serkan çok güzel söyledi, Avrupa şampiyonasına gittik. Bunun keyfini çıkartamadık. Ya, tadını yani çıkartamıyoruz biz, ya. Biz yani son maça kalmadan Avrupa şampiyonasına gidiyoruz. Başkan yönetim kurulu diyor ki başarılıyız o anlamda. Ama onun keyfini çıkartamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Yani benim duyduğum, bakalım bekleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Dediğim gibi masada bir isim de önemli olarak Ferhat Gündoğan'ın da ismi gündemdeymiş. Şimdi ama bu MHK'nin veya bazı hakemlerle devam etmeyeceği bana göre çok aşikar. Yakın zamanda böyle bir hamlelerin olabileceğini düşünüyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de her başlığı tek tek değil, gündemi genel olarak etkileyecek açıklamalar yapması bekleniyor diyor kaynaklarımdan gelen. Hakemlerle ilgili bir tane güzel haber verin bari. Halil Mutmeler bu hafta içi Real Madrid Braga maçını yönetiyor. Şampiyonlar Ligi maçını. İnşallah böyle haberlerde hep hakemleri konuşuruz. Bir Arda da oynarsa. Bir araya gidelim. Saat başında çok neler söyleyeceği çok merak edilen bir isim. Rıza Çalınbay konuğumuz olacak. Takım oyunu aranın ardından devam ediyor. Bu bölümde çok özel bir konuğumuz var. Beşiktaş eski teknik direktörü Rıza Çalınbay bizlerle birlikte. Hocam iyi geceler. İyi geceler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar hocam bir kez daha. Hocam Beşiktaş'ta işler yolunda gitmiyor. Şüphesiz buna en çok üzülen isimlerin başında geliyorsunuz. Yıllarca Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptınız. Beşiktaş'tan başka takımda forma giymediniz. Sonrasında bir dönem teknik direktörlük de yaptınız. Bu yaşanan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki şöyle, şu anda Beşiktaş'ta bir sıkıntılı bir durumlar var. Yani bu da atlatılmayacak gibi bir şey değil. Burada birlik beraberlik içinde olmak gerekiyor. Onun için de bu zor günlerde tabii ki sıkıntılar da üst üste geldiği zaman gerçekten tabii problemler biraz büyüyor. Yani şimdi baktığınızda, son maça baktığınızda hakikaten kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Maalesef o maçı da kaybettikten sonra tabii ki moralle biraz daha bozuluyor. Ama dediğim gibi yani her zaman Beşiktaş'ın hedefi vardır. Şu anda bana göre hem ligde olsun hem Avrupa'da olsun hem Türkiye Kupası da var orada. Hedefi var ama böyle devam edilirse yani böyle küsmeler, müsmeler veyahut da başka şeyler devam ederse tabii ki biraz daha sıkıntılar olabilir yani. Hocam bu süreçte bana görev düşerse elimden geleni yaparım dediniz değil mi? Bu minvalde açıklamalarınız oldu. Dün akşam da Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın açıklamaları vardı ve kamuoyunda sizi hedef aldığı konuşuldu. Bazı büyüklerimiz kanal kanal dolaşıyor dedi Burak Yılmaz açıklamasında. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Beni herkes sanır. Yani beni çünkü baktığınız zaman şu anda Türkiye'de en çok lig maçına çıkan, teknik direktör benim. Yani ben kendimi övmek için söylemiyorum kesinlikle. Öyle bir şeyden dolayı değil. Ben şimdi tabii ki bir kere her şeyden önce tabii ki Beşiktaş'la ilgili konuları olur. Farklı oluyor. Şimdi sizler bizi davet ediyorsunuz. Biz de tabii ki oraya geliyoruz. Size saygı gösteriyoruz. Ve orada sizin konuğunuz oluyoruz. Bize de tabii ki sorulan soru, bana özellikle sorulan soru, Beşiktaş'ta çalışır mısın diyorlar. Ben şimdi Beşiktaş'ta çalışmam mı diyeyim? Yani böyle bir şey mi diyeyim? Öyle bir şey de demem de mümkün değil. Her şeyden önce başta sizlere çok büyük saygım var. Sağ olun hocam. Biliyoruz. Yani ben de burada araya girip destek vereyim hocam. Bizim kanalımıza da çıktınız bu süreçte. Ve sizi dün akşam da ben belirttim. Zor ikna ettik. Beşiktaş'ı konuşmak için futbol gündemine farklı bir teknik adam gözüyle farklı bir görüş alabilmek için davet ettik. Ne sizin bize böyle bir teklifiniz oldu çıkmak için? Tam tersi biz size baskı uyguladık deyim yerindeyse ikna etmeye çalıştık. Sağ olun. Saygınızdan kırmadınız, işlerinizi ayarlayıp
kanalımıza geldiniz. Bunun da altını çizmek isterim doğrusu. Rıza Çalınbay'ın ona ihtiyacım var Allah aşkına ya. Ya hocam tepeli. Bizlerle birlikte. Rıza Kapsal hocam ben Rıza Çalınbay'ı biliyorum ya biliyorum. Hem futbolculuğundan hem antrenörlüğünden beyefendi başarılı vallahi, bir insan. Baksın bayağı bir de başarılı bir insan. İhtiyacım var bir televizyon kanalına çıkıp dile getirmeye bir şeyler. Buyurun hocam sözünüzü kesmeyin. Şimdi benim Reha Hoca en doğrusunu söyledi zaten. Gerçekten benim ihtiyacım yok. Yani ben Gökhan'da yıllarca takım beraber oynadık. Çok güzel günlerimiz geçti. Yine de her zaman beraberiz. Cem Hocam da öyle yani. Ben hiçbir zaman kimseden bir şey istemedim. Kesinlikle. Hiçbir zaman da istemem. Böyle karakterde birisi değilim ben. İkincisi de çalışan bir antrenör arkadaşımız. Bu kim olursa olsun. Çalışan bir devam eden hatta takımı kötü gidiyor ama arkadaşımız hala görevde. Böyle olduğu zaman mümkün değil benim o takıma gidip konuşmam, etmem, oralarda olmam bana hiç yakışmaz. Öyle şeyleri de zaten yapmam. O yüzden de sevgili Burak'ın söylediği söylemlerin hiçbir tanesine katılmıyorum. Bana göre yanlış bir konuşma yaptı, talihsiz bir açıklama yaptı. Yani bizim kimseye bir şeye ihtiyacımız yok. Yani kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok. Biz kendi başarımızla bir yerlere gelmeye çalıştık. Ve onu da başardık. Çok da güzel şeyler de yaptık. O herhalde beni kastetmemiştir. Yani kastedemez de yani. Öyle bir şeyi de yapamaz. Yani öyle bir şey yapması da mümkün değil yani. Artı abiler dedikleri için herhalde başkaları da var. Onlara da laf söyleyemez. Onların hepsi Beşiktaş için her şeyini vermiş insanlar. Kim olursa olsun. Ben olayım, başka arkadaşlarımız olsun. Böyle konuşmaya zaten hakkı yok. Ona çok güzel bir şekilde kulübü teslim etmişler. O da iyi bir şekilde de bunun karşılığını vermesi gerekiyor yani. Yani başka bir şey yapmasına da gerek yok yani hiçbir zaman. Herkesten daha fazla beni tanır Burak. Çünkü benim öğrencimdi. Hem Eskişehir'de olsun hem Trabzonspor'da olsun beraber çalıştık. Onun için yani ya o maç tabii ki kötü bittiği zaman insanlar değişebiliyor, yanlış konuşabiliyor veya da panikten başka şeyler de söyleyebiliyor. Bir gün sonra belki de söylediklerine pişman oluyor yani. Onun için zor bir gündü o kendisi için yani. Ama dediğim gibi de hiç öyle laflar söylemeye hiçbir hakkı yok yani. O sadece işine bakacak. Rıza Hocam, Cem Pamiroğlu ben, merhaba. Merhaba Cem Hocam. Ya her şeyden evvel bu konuşmaların hiçbir zaman muhatabı sen değilsin. Ben seni hem çok iyi tanıyan hem de sadece ben değil, senin Türkiye'deki bütün futbol severler çok iyi tanıyan insanlar nasıl biri olduğunu çok iyi biliyor. Sen Türkiye liglerinde en fazla burada görev yapmış insansın. Karakterinle, yapınla, camiadaki duruşunla son derece örnek bir kişiliğe sahipsin. Dolayısıyla da bunların hiç sakın üstüne alınma. Senin nasıl bir karakterde, nasıl bir teknik direktör, nasıl bir insan olduğun, nasıl bir insani değerlere sahip olduğunu en yakından bilen bir kişi olarak da bundan sonraki futbol hayatında tekrar teknik hayatında başarılar diliyorum kardeşim. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Yani sizinle de çok güzel. Evet. Ümit Milli Takımı'nda çalıştık. Çok evet. Güzel günlerimiz oldu orada. Aynen. Yani bizim şeyimiz şu, orada bulunan arkadaşlarımızla da hepimiz, yani Reha Hoca, Gökhan Hoca, Cem Hoca, hepimiz işimizi seven insanlarız. Kimseye bir saygısızlık yapmayan insanlarız. Tabii ki ben Beşiktaşlıyım. Tabii ki Beşiktaş beni çağırsa, dese ki iki maçlık gelir misin dedik, ben giderim, yaparım. Şu anda yani, da gider misiniz hocam? Kesinlikle giderim. Hiç düşünmem yani. Bile. Hiçbir şey düşünmem. Yani giderim. Bu benim yapım yani. Ben Beşiktaş'a yıllarca hizmet etmişimdir. Yaparım. Siz de Fenerbahçe'den çağırsalar Cem Hoca yaparsın. Reha Hoca'yı Altay'dan çağırsa yapar yani. Hepsi yapar. Çünkü hepimizin orada bir sürü bize verdiği şeyler var. Bizim de onlara mutlaka bir fedakarlık yapmamız gerekiyor. Yaparım ben. Sonuna kadar yaparım yani. Onun için ben sizlerin de yapacağına inanıyorum. Yani orada Gökhan'la dahil. Yani buradaki şey biz öyle yani gidip kanal kanal gezecek karakterde, kişilikte insanlar değiliz.
benim kariyerim belli, her şeyim belli. Diğer arkadaşlarım için, onların adına da konuşuyorum. Öyle bir yakıştırma bir daha inşallah duymayız o kendisinden. Onun için de tek yapacağı şey şu anda görev verilmiş. O işini yapacak, işini de iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Çünkü şu anda Beşiktaş'ın her şeyden önce çok iyi bir şeye olması gerekiyor, iyi bir duruma gelmesi gerekiyor. Ya, hocamın bir aidiyet durgusu var, tamam mı? Beşiktaş'la Rıza Hoca'nın özdeşmemesi diye bir şey olmaz. Hocam Sivasspor'u Avrupa'da üst üste Avrupa'ya giderken bile sözleşmesinde şu madde yazılıyordu. BS Teknik vardı. Eğer beni Beşiktaş isterse Sayın Başkanım bana kolaylık gösterir misiniz diye. Beşiktaşlığını hiçbir zaman saklamamış ki. Beşiktaşlı olmakla, Beşiktaşlı durmakla şeref duymuş. Üstelik herkesten daha Beşiktaşlı bunun üniversitesinden mezun olmuş. Yani Beşiktaşlık duruş açısından nereden? Süleyman Seba'nın ekolünden gelmiş. Bugün konuşuyoruz, herkes konuşuyor rahmetli başkanla alakalı. Bunun okulundan gelmiş hocam, altyapısından gelmiş. Ve saklamadığı bir şeyi, söylediği bir şeyi, Beşiktaş'ta çalışmak istediğini, bu kötü bir şey mi ya? Hani Burak Yılmaz diyor ya, elimi taşın altına soktum ben. Biz bütün vücudumuzu sokarız ya öyleyse. Yani eğer buysa şeyi, biz bütün vücudumuzu sokarız. Ve hocamız bunu başka takımlarda söyleyken, başka takımlar çalışarken söylemiş. Bu çok önemli bir şey. Yani tutup bir yerde çalışırsınız, tamam oraya özveriyle hizmet edersiniz. Ama oradan da karşı taraftan doğduğun yerden, gözünün açıldığı yerden bir teklif geldiği zaman da kolaylık sağlamış. Ha, bunu da karşı tarafla irtibata girerek, yani karşı tarafa haber vererek, başkanım ben böyle böyle bir şey olursa kolaylık gösterir misiniz lütfen diye bunu yazmış. Mukavelesine yazdırmış. Beşiktaşlığını tartışmaya lüzum var mı? Tabii ki görev verildiği zaman gidecek. Sayın Yıldırım Demirören zamanı görev aldı. Bence başarılıydı. Del Bosque'den sonra geldi. Elinden gelen her şeyi yaptı. Takım da iyi gitti. Bir anda ayrıldı. Ben hala diyorum Rıza Hoca'nın. Daha önce de söyledim bunu. Beşiktaş'ta bundan sonra hakları var. Bak bir hakkı da yok. Hakları var. Diğer hocalar burada Samet abi için de aynı şeyi söylerim. Beşiktaş'ta hizmet etmiş herkes için aynı şeyi söylerim. Bunların Beşiktaşlığı tartışılmaz. Diyorum ya bunlar okulda master'ını yapmışlar Süleyman Sebekoğlu ile. Duruşla. Yani burada kimsenin gocunacak bir şeyi yok. Kendinden büyüyor. Zamanı geldi. Hocamla çalışırken hocam beni Hollanda'ya yolladı. Burak Yılmaz'ı Antalya Spor'da genç milli takımda oynarken seyretmeye Beşiktaş'ı almak için. Burak Yılmaz'ı. Ya, tabii Burak Yılmaz'ı. Yani Burak kendisi de biliyor bunu zaten. Yani biz beraber çalıştığımızda beraber çalışırken de konuştuk. Yani bizim burada Burak'ın futbolculuğuna bir saygısızlık etmiyoruz ki. Teknik adamlarına başarılı olsun tabii. Ama Beşiktaş'ı çalıştırıyorsan umurunda olacak orası senin ya. Burası Beşiktaş kulübü. Öyle abi. Langa Spor değil yani Beşiktaş kulübü umurumda değil mi? Tamam belli maddi gücün olur bundan sonra bana kimse bir şey yap diyebilirsin. Ama böyle bir şey değil. Beşiktaş'ı çalıştırıyorsan orada onun farkına varacaksın. Bu forma değerli. Ben gene dün akşam da söyledim. Trabzon forması da değerli. Galatasaray forması da. Fenerbahçe forması da. Anadolu bütün takımlarımızın forması değerli. Kime çalışıyorsan orası değerlidir. Çünkü oranın ekmeğini yiyorsun. Ama doğduğun, ait olduğun bir camia vardır ve o camiadan kopamazsın. Ben burada oturuyorsam Beşiktaşlı Gökhan olarak oturuyorum. Tabii ki. Cem abi oturuyorsa, Fenerbahçe, Rea hocam oturuyorsa burada hem yılların birikimi var, hem sakatlıklar geçirmese, yani Trabzon bir sürü deneyim yaşayacaktı. Onun da şanssızlığı oldu ama Altay'da bir isimdir İzmir'de. Niye hocam Altay olarak söyledi? Altay'da bir isimdir. Biz Rea'yla hocamla karşı karşıya oynarken korkardık. Yani çok etkili bir futbolcu. Şimdi bunlarda ait olduğu bir camia var. Şimdi yeni gelen sistemde bunlar çok çok az. İşte Arda Güler, Real Madrid'e gidiyor, seviniyoruz. Ama orada kalıp eski ortam olsa belki oranın iki senede, bir senede Fenerbahçeli Arda Güler oldu ya. Herkes Real Madrid'de olmayacak. Fenerbahçeli Arda Güler oldu. Tabii. Ya bir camiaya ait olmak böyle bir şey. Ne olursa olsun Burak Yılmaz çok önemli bir futbolcuydu. Ve Beşiktaş'ın başına geldi. Ve başına geldikten sonra Beşiktaş camiasının aidiyet duygusuna kimler sahip? Bir geçmişe bakmak lazım. Geçmişine bakmazsan geleceğini kuramazsın. Dolayısıyla da Burak Yılmaz her şeye rağmen bu lafı etmesi son derece sakıncalı. Hocam, ve de yakışık almadı dışarıda açıkçası. Biraz... Ama biraz da şuna verelim. Gençliğine, ilk defa ilk deneyimine, teknik adamlığına.
biraz da öyle bakmak lazım. Ama her şeyden önce kendi camiasında belirli bir seviyelere gelmiş bir kişiye de bu tip söylemler şimdi yapmaması lazım. Dışarıda 100 bin kişiye soralım sporla az çok ilgilenen kim Beşiktaşlıdır diye. Rıza Çalınbay mı? Burak Yılmaz mı? Ya tartışmaya açık bir konu değil. Yani değil zaten, onu anlatmaya çalışıyorum yani. Tabii, tabii. Bir tarafta Burak Yılmaz, Türk futbolunun en önemli golcülerinden biri. Yani defans oynamıştır, ön lig oynamıştır, her şey oynamıştır. En önemli futbolcularından biri. Yurt dışında gitmiş, Fransa'da şampiyonluk yaşamış. Yurt dışında yaşamış. Sorsan Galatasaray Çin'de, derler. Bak ön önemli futbol biridir. Ama Türkiye'de ve Beşiktaş'ta Rıza Çalınbay'ı mı tanırsın, Burak Yılmaz'ı mı tanırsın dediğin zaman açık ara Rıza Çalınbay gelir. Ve Rıza Çalınbay'ın bu aidiyet duygusunu belirtmesinde başka kimseye ihtiyacı yok ki. Rıza Çalınbay'ın aidiyet duygusunu sorgulayacak ne kurum, ne kişi, ne makam. Mümkün değil Türkiye'de böyle bir şey yok. Kurum yok yani. Öyle öyle. Yani hiç. Hakikaten. Onun için üzücü yani. Hocamın bu şekilde üzülmesi hakikaten hepimiz için de manidar. Evet. Hocam bence de Türk futbolunun en kıymetli, en sevilen, en değerli, saygıyı en çok hak eden isimlerinden biridir. Sadece Beşiktaşlı kaptan Rıza değil, aynı zamanda hepimizin Rıza Çalınbay'dır yani. Tabii yani Burak, bir hani, Burak Türk hocam. Futbolunun en önemli golcülerinden, santrforlarından bir tanesidir. Burak Yılmaz'ın da Rıza Çalınbay'ı kastedecek kadar şuursuz olacağını sanmıyorum. Hani sanmıyorum ya, böyle bir şey diyemez yani hani. Burak çünkü akıllı bir çocuk. Kim üstüne alacağım? Öyleyse kim var orada çıkan? Bir İbrahim Üzülmez vardı. İbrahim Üzülmez öylesi üstüne alması lazım. Öyle değil mi? Bir de hoca isterse Burak Hoca da bağlanabilir. Rıza Hocam çok vaktinizi almayalım ama ilginç bir de tesadüf var sizi bulmuşken onu da sorayım. 1980-81 sezonunda kadroda siz de varsınız. Beşiktaş yine böyle kötü bir başlangıç yapmıştı hatırlarsınız hocam. Evet, 11 evet. Haftada 4 mağlubiyet. Metin Türel'le başlayan Enver Katip kısa bir süre ve de orada Miliç'le tamamlanan sezonda. İkinci yarı bir çıkışı vardı Beşiktaş'ın. Bu sezonda aynı çıkışı bekliyor musunuz? O sezonun ilk yarı, ilk devre 13. sırada, ligde sanırım 5. sırada tamamlamıştı Beşiktaş 80-81'de. Evet. Bu sezonda bir çıkış bekliyor musunuz ilerleyen günlerde? Ya olmaması için bir neden yok. Şimdi biraz önce Gökhan söyledi. Ben Rize'den Beşiktaş'a geldim. Ben geldiğimde biz Avrupa'ya gidiyorduk neredeyse biz Rize Spor'la. Beni devre arası çağırdı Beşiktaş. Ligden kopmuş, Avrupa kupalarından elenmiş, Türkiye kupasından elenmiş bir takım aldık biz. Ve Gökhan'la da beraberdik zaten. Ve ligin ikinci yarısı aldık. Ve ikinci yarının lideri bizdik. Yani tek bir tane mağlubiyet aldık. O da aldık. Galatasaray'a yenildik 1-0. Ama takımı Avrupa'ya götürdük. Yani oradaki böyle çok büyük bir başarı yaptık. Orada Avrupa'ya götürdük. Yani olmaması için bir neden yok. Ben zaten söylüyorum. Hedefi var. Beşiktaş'ın şu anda hedefi bitmedi. Bu kadro yeterli mi hocam? Kadrosu da çok tartışılıyor. Siz göreve gelseniz bu kadro yani yeterli buluyor musunuz? Ben kadroya da girmeyeyim de benim söyleyeceğim şey, bana göre kadrosu iyi. Yalnız sonradan gelen arkadaşlarımız bence hazır gelmemişler yani. Ya geç transfer oldu ya da hazır gelmemişler. Eğer onlar hazır olurlarsa bakın gelenlerin hepsinin background'u, kariyeri mükemmel yani. O yüzden de düzelebilir. Önemli olan bir kere Beşiktaş yapacağı şey önce taraftarı kazanması lazım. Yani en önemli şey taraftarı kazanması lazım. Taraftarı kazandıktan sonra o taraftar onları çok iyi yere getirir. Kesinlikle, ama ne olursa olsun taraftarı kazanmak gerekiyor yani. Ben bir şu şeyi bir daha tekrarlayayım. Buyurun hocam. Hiçbir zaman kimse Beşiktaş'ın büyüklerine, yani Beşiktaş'a emek vermiş, çalışmış, etmiş insanların hakkında kimsenin konuşmaya hakkı yok. Onu hiçbir zaman söylememeleri gerekiyor. Tabii ki ben bir daha söylüyorum onu. Herkes de biliyor. Ben Beşiktaş için her şeyi yaparım. Yani o benim için önemli bir şey. Yani siz bana bir maç derler, iki maç derler, üç maç derler. Eğer Beşiktaş takımı zordaysa, bana da ihtiyaçları varsa koşa koşa giderim. Ben de giderim. Gökhan da gider, Metin de gider, Ali de gider, Feyyaz da gider. Hepimiz gideriz yani. Mehmet de gider yani. Onun için orası çok ayrı bir yer yani. Bizim için çok ayrı bir yer yani. Mutlaka.
Hocam son olarak dün akşamki Beyli tartışması kamuoyunda gündeme geldi. Biz de dün akşam konuştuk. Burak Hoca da açıkçası eleştirildi. Böylesine soyunma odasında yaşanan tartışma kamuoyunun gündemine gelmesi, oyuncunun ikinci yarıya çıkmaması, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, yani oranın içine girmek bence doğru değil ama tabii tam bilmiyoruz yani neyin olduğunu, ama futbolun içinde orada tabii ki benim kadar da bilen arkadaşlarımız var antrenör olarak yanınızda. Ya şimdi bu futbolun içinde olan şeyler. Yani tartışabilirsin, kavga edebilirsin veyahut da ona ters gelmiştir. Bir sürü şeyler yaşarsın, sinirlidir, gergindir. Kötü oynadığı için olabilir, başka bir şey için olabilir. Ama burada bir tane lider olacak. Yani lider olacak ve olayı, o krizi çözecek. Bu futbolcular olabilir. O takımın önemli lider oyuncuları olabilir. Araya girerler, hallederler. Yani o, hele hele maçın bir de ikinci yarısına galibiyetle giriyorsunuz. O zaman o işleri ne olursa olsun o işleri soyunma odasında çözeceksiniz. Maç var çünkü. Ha, bunun şeyi, sonucu da şöyle olur. Ondan sonra o maçı bitirirsiniz. Maçtan bir gün sonra antrenman varsa tesisler ama o arkadaşları çağırırsınız, konuşursunuz, durumları halledersiniz. Ha, çok kötü bir şey oluyorsa o zaman o iki tane arkadaşı her türlü şeyi yapabilirsiniz. Yani yeri orasıdır, tesislerdir. Bu işler tesislerde hallolur. Yani o koridorlarda, soyunma odalarında olmaz. Orada en sakin olacak kişi de teknik direktördür. Ne olursa olsun herkes gergin olabilir, herkes şey olabilir. Teknik direktör dimdik duracak. Peki. Dimdik duracak. O liderdir. O yıkılmayacak. O yıkıldığı zaman herkes yıkılır. Onun için o şeyi hele hele böyle kritik bir maçta da onu kendi aralarında hemen çözmeleri gerekiyordu. Yani bir de çıkan arkadaş takımın o anda ilk yarıda da en iyi oyuncusuydu yani sahada. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Rıza Hocam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Size iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, görüşürüz. Rıza Çalınbay'dı yayın konuğumuz. Hoca da söyledi. Türk futbolunda en fazla maça çıkan teknik direktör. Bildiğim kadarıyla ikincisi de Samet Aybaba bu arada, Beşiktaş'ın şansı. Beşiktaş'ın dün de konuştuk ya. Evet. Böyle bir antrenör havuzu sağlam var. Bir de şimdi herkese Rıza Hoca gibi bir antrenörlük nasip etsin. Ne gibi? Şuraya bakar mısın? Yani onu savunan hem takım arkadaşları var, hem çalıştığı var. Ben karşılıklı futbol oynadım. Karşılıklı teknik adam olarak maçlara çıktık. Yani Serkan keza öyle. Yani böyle yani bir insanın var ya yani çalıştığı dönemlerde yani görev veya daha doğru antrenörü tamamlamadan önce böyle sevilmesi, saygı duyulması bizim savunmamız onu ne kadar güzel bir olay değil mi? Bir insan olarak tabii çok canım. Kendi de telefonu kapattıktan sonra mutlu olmuştur. Ben Beşiktaş futbolcularla konuştuğumda Rıza Çalınbay adı geçtiğinde o dönemin futbolcuları Gökhan Hocam dahil. Yani şöyle bir toparlanıyor futbolcular. Yani o kadar da büyük saygınlığı var. Tabii canım. Kendi arkadaşlarına. Bir tek konuda kızıyorlar. Hiç kaptanlık bağını takamadı hiçbir. Feyyaz Uçar da burada beraber de çalıştık. Yayıncı kuruluşta Feyyaz Uçar. Hep oynuyordu zaten. Selam olsun. O çok kızardı mesela kaptan deyince. Kaptan demeyin Rıza. Ne sakatlandı ne kırmızı kart gördü doğrusunu hiç. Kaptan çıkamadım diye. 13 Hocam, sene, 13 mı? Sene oynadım. 5 tane şampiyonluk gördüm. Diğer kupalar hariç. Yani hazırlık maçları dahil kaptan mı çıkmadım ben. Hazırlık maçları. Yani hoca sakat da olsa tek ayağını tuta tuta oynuyordu zaten. Yani. Hakikaten öyle yani şey değil. Atom karınca değil mi? Yani. Unutulmazdı yani ya genç kardeşlerimize Rıza Çalınbay'ı anlatmamız tabii. Çok zor bizim. Anca işte Gökhan hocamın şahitliğinde, Cem hocamın şahitliğinde. Bak, sen hatırlarsın Belgrad ormanlarında olurdu o zaman cross koşuları Rıza Hoca hep en önde koşardı. Tabii ki. Hocam kendi PR'ını düzgün yapsa yemin ediyorum Türkiye'deki en önemli bak çok önemli bir yakın hocam. Dönemde Ziraat Türkiye şey olur ya hit olur. Kazandı yani, Sivas Spor'la. O çalıştığın takımlara bakıyorsun. Başarıları. Denizli takımı hiç hesaplıyorken 1 milyon takımı elediler. Yani o takımı elemek. Hakikaten şey yani gitti takım ya Sivasspor ya arka arkaya götür Türkiye kere, kupasını kazan yani üç kere Avrupa'ya götürdü. 3 4 kere galiba yani arka arkaya 3 galiba. Götürüyor.
Ve bir şekilde böyle para da kazanıyor yani çalıştırdığı yer. Hayır yani bir de oturduğu yerden düşünsene bakıyorsun. Beşiktaş Valerian İsmail'i alıyor. İşte atıyorum ben Rıza Hoca'nın sadece Beşiktaş'a ait bir değer olduğunu da düşünmüyorum. Tabii tabii. Türkiye'nin... Yani böyle Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Milli takıma arada... Kuntz alınıyor mesela. Düşünsene. Hani sen Rıza Çalınbaş'sın. İstatistiklerin ortada, karakterin ortada. Çok İzliyorsun güzel, çok böyle. Bakıyorsun böyle Kuntz milli takıma gidiyor. Valerian İsmail Beşiktaş'a gidiyor. Torrent Galatasaray'a gidiyor. Pereira Fener'e gidiyor yani. Ya Rıza Çalınbay bence aynı zamanda bir sabır taşı. Trabzonspor'a bence bir elisa. Derviş, derviş. Ya ben Rıza Çalınbay olacağım. Şu atamalar, şu tayinler olacak. Ben otur böyle çatlarım ortadan ya. Rıza orada... Hocam aynı zamanda bir derviş. Bence. Açıklamasındaki naifliğe dikkat ediniz. Bana ve Beşiktaş'ın diğer abilerine tabii, söyleyemez tabii. Dedi. Bana ya, söyleyemez demedi. Söyleyemez. Ya Beşiktaş camiaya sahip. Konuşuyoruz Burak olayla. Hocam da kötü yani niyetli değildir. O an için söylediğini düşünüyorum. O da bir açıklama yaparsa onu da paylaşırız. Ama şey ya, konusu önemli. İşin tuhafı Rıza Hoca Trabzonspor'dan gitti. Ahmet Ağoğlu falan. Chelsea'nin falan. Adam scout ekibinin başına takım çalıştırmamış. Onu getirdi ya. Allah aşkına. Bu da enteresan. Değil mi? Onu getirdi ya, ona görev verdi ya. Hayatında takım çalıştırmamış. Adam Chelsea'de işte kiralık verilen oyuncuların direkt onlarla ilgilenen. Tabii tabii. Newton onlarla ilgilenen bir insan. Ya yani kiralık, o raporlar geliyor, onları düzenliyor. A takım antrenörüne veriyor. Trabzonspor'a sezon başı yapılanması transferlerini yaptı, ona verildi. Yani çok yani Serkan'a destek olsun diye bunu söyledim. Hocam Trabzon'a Bielisa geldi. 5 tane Hırvat aldı. Ortada Hırvat yok. Bir de Hırvatlar yani. Biliyorsun değil mi şey Yıldız falan o çekiş falan 23 yaşında tabii, tabii, işte tabii yani, bir fırsat de transferi bak transfer. Avrupa falan herkes uyuyor kimse almıyor hadi fırsat transferi falan hemen devirde. Giderken de çatır çatır pazarlığını yapıp evet. Gitti sonra. Bailey özür diledi Burak Yılmaz'a devam kararı geldi Cem Hocam siz dün gece yaşananları bugünkü özrü ben... devam etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz biz? Şöyle, çünkü dün ya, gece bu ekipte. Biliyorum ben seyrettim zaten programı. Sizin görüşünüz çok önemli. Harikaydı şimdi. Estağfurullah. Şöyle Burak'ın yapması gereken en önemli beklenen şey sevk ve idare. Sevk ve idare soyunma odasını ondan daha iyi bilen kişi olabilir mi? Ben sahada çalıştırmayı veyahut da yapmış olduğu işte kondisyon, antrenman falan taktik her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Ama soyunma odasına girerken soyunma odasındaki problem, o stresli ortamı tölere edebilmesini bilmesi lazımdı Burak. Yani burada bir sıkıntı vardı. Ya sağ içerisindeki olan soyunma odasındaki içerisinde bunlar işte mahrem yerlerdir. Yani bir futbol tabiriyle konuşmamız gerekirse bunlar mahrem yerlerdir. Orada olan o sinirle, oradaki tansiyonla sıkıntılar olabilir. Sağda anlaşmazlıklar soyunma odasına taşınabilir, koridora olabilir. Ama bazen teknik adamlık nedir biliyor musun sevgili canım? Bazen bazı şeyleri görmemezliğe de geleceksin. Bazen hafiften döneceksin. Orada sevk ve idarenin gerektirdiği şeyleri yapacaksın. Sonradan belki de hakim olacaksın. Ve daha sonra da soyunma odasına girdiğinde belki olaylara o zaman müdahil olacaksın. Zaten netice itibariyle baktığınızda da yani Bailey zaten buradan gelip özür dileyecek. Ne yapacak yani kişiselleştirip. Ama Burak Yılmaz'ın maçtan sonraki açıklamaları, maçtan sonraki tansiyonu, hatta oradaki görevlilere bile susturun şunları gibi ifadeler falan çok sağlıklı, çok normal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bence Burak Yılmaz maçtan sonraki konuşmalarını bir tekrar yeniden bir dinleyip gözden geçirdiği zaman bazı şeylerinin hatalı söylemler olduğunu anlayacaktır. Ve bundan sonra da kendine buna göre bir yeni bir yöntem geliştirecektir diye düşünüyorum. Bakalım Sayın Ahmet Durçevi de yarın neler söyleyecek. Yarın gündem Beşiktaş ve TFF olacak gibi duruyor. Onları da konuşuruz. Gelelim mi Galatasaray'a artık? Önemli bir sınav bizi bekliyor. Galatasaray, Bayern Münih'in konuğu olacak. Çok şık bir duyuruyla, bir Twitter mesajıyla paylaştı Bayern Münih. Birazdan o da ekranlarınıza gelecek. Muslera oynayacak mı, oynamayacak mı? Çok merak ediliyor. Serkan Korkmaz nasıl bir maç bizi bekliyor? Yani hakikaten çok enteresan bir maç. Bir kere... Bayern Münih gibi bir ekiple oynamak da çok güzel. Yani bakıyorsunuz zaten istatistikler ortada. Adamların gruplarda en son beraberliği kaç yıl önce? Bırak mağlubiyeti. Ve Galatasaray'ın İstanbul'da ortaya koyduğu futbol gerçekten hepimizin ufkunu açacak nitelikteydi. Bir Türk futbol severin özgüvenini pekiştirecek nitelikteydi.
Avrupa Şampiyonluğu'na ev sahipliği yapacak, sıradaki Avrupa Şampiyonası'na katılacak Türkiye'nin futbol severleri Galatasaray'ın Bayern Münih karşısındaki yenilgisine rağmen ortaya koyduğu performansla gurur duydu. Bakın bu çok önemlidir. Türkiye futbolda egosu yüksek bir ülkedir. Yenildiği bir maçtan genelde böyle bir değer çıkartmamız söz konusu olmaz. Çünkü hani yenilgi yenilgidir diye bakarız. Ama sonuçta Galatasaray'ın kazanabileceği de bir maçtı. Şimdi tabii deplasmanda. Ya Galatasaray'ın olduğu yerde umut var. Çünkü Galatasaray gerçekten çok enteresan bir motivasyona sahiptir. Ben bunu her zaman söylüyorum. Sonuna kadar da söyleyeceğim. Çünkü bütün takımlarımızda olmasını istediğim bir refleks bu. Gerçekten Galatasaray taraftarının, bakın, televizyondan sadece maç izleyen, sadece Galatasaray maçları izleyen Galatasaray sempatizanının Anadolu'nun veya dünyanın herhangi bir yerinde için Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak şampiyonluktan önemlidir. Bak çok net söylüyorum size. Zaten Galatasaraylılık budur. Ve bunda samimidir Galatasaray. Hani Ali Samiyen Bey ve arkadaşlarının ecnebi takımları yenmek için kurduğu kulüp hakikaten o değerlerini bugüne kadar taşımış bir kulüptür. Bu yüzden de gerek ilk United'la hani ilk Şampiyonlar Ligi'nde eleyip Mustafa Denizli dönemi geçmek, işte gerek yarı final görmek o yıllarda, gerek sonrasında UEFA Kupası, Süper Kupa, bunların hiçbiri tesadüfi değil. O bir motivasyon. Aynı şeyleri tabii ki diğer güzide kulüplerimiz de yapacak, yapmalı. Çok yaklaşmıştı da Aykut Hoca. Yarı finalde elenmişti UEFA Kupası'ndan. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali var. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali var. Şenol Hocam'ın daha yakın zamanda namağlup gruptan çıktığı Şampiyonlar Ligi var. 14 puan. Muazzamdı yani. Hani bizde var bu ama bizim kendi içimizdeki bu kısır rekabet var ya hani sürekli başkanları, yöneticileri, yazılı sözlü demeçler, kavgalar, MHK, TFF falan. Enerji o kadar oraya odaklı ki şu anda ben dahi şey diyemiyorum mesela Fenerbahçe yönetimine. Ya Avrupa başarısı daha önemli diyemiyorum. Yani çünkü hakikaten bir de gerçekler var. Fenerbahçe artık lig şampiyonu olmalı. Fenerbahçe'nin önceliği bu. Ama keşke şu uluslararası arenayı herkes ön plana alabileceği sağlıklı bir futbol iklimimiz olsa içeride. Bizim içerideki iklimimiz şu. Herkes birbirini yer. Biri şampiyon olur, diğerleri başarısız. Bu kadar. Özeti bu. Futbol Federasyonu yıllarca çalıştığımız hep beraber. Buradaki herkes Futbol Federasyonu'na emek verdi. Türk futboluna emek verdi. Yani ama senin de çok emeğin vardı. Hani biz gerçekten profesyonel olarak çalıştık. Orada, evet, nedir abi? Milli takım maç kazansın, hakemler baş ağrıtmasın. Futbol bu mu ya? 470 kişi Türkiye Futbol Federasyonu merkezinde milli takımlar maç kazansın, hakemler baş ağrıtmasın mı yapıyor? Futbol dediğimiz şey bu koskocaman ülkede çocuklara futbolu sevdirme, çocuklara futbolu izlettirme, Türkiye'de futbolu geliştirme işi her yaş grubunda ve her seviyede salonuyla, plajıyla, değil mi hocam? Tabii ki. Kadın futbolu, görme engelliler futbolunun siz o insanların hayatında nasıl bir yer edindiğini biliyor musunuz? Yüzlerinin nasıl güldüğünü biliyor musunuz? Biz bunu gördük Cem hocamla. Hakikaten ya nasıldı değil mi? Sarkı? Değil mi hocam? Yani futbol, milli takım maç kazansın, hakemler başımızı ağrıtmasın. 470 kişi bunun için mi uğraşıyor abi? Hocam. Doğru. Başka bir şey çok futbol. Doğru söylüyorsun. Doğru. Şimdi Bayern Münih oynayacak mı? Biz hani bir daha güncele gelelim Bayern de. Bayern Münih Galatasaray maçı varlığı bile güzel. Bakın varlığı bile güzel. Maçtır bu. Çıkarsın her sonuç olur. Kuvvetle muhtemel Bayern Münih kazanacaktır. Ama şu an Galatasaraylılar ben bunu söyledim diye bana kızdı. İşte Galatasaraylılık da budur. Neye kızdı hocam? Kızardır yani abi. Bayern Münih'e karşı oynayabileceğin en iyi oyunu oynadın. Sürkalize ettin. Maç sonucu 3-1 yazıyor. Aynen öyle şimdi oldu. Şimdi maça çıkacaksın. İşte Bayern Münih Saarbrücken'le kupa maçı oynuyor. Üçüncülük takımı. Yani iyi de kadro öyle çıkıyor. 2-1 mağlup oluyor. 90 artı da 7. 90. Acaba diyorsun Galatasaray böyle bir şey yapabilir sonra mi? Dortmund. Sonra Dortmund oynuyor 4-0. Abi geçen 10 yani, kişi 5-0 yendiler ya. Bir de Dortmund heyecansız iki yarıda i̇şte seyretmiş. Onu tek kale oynadı. Hocam, tek kale. Bildiğin tek kale ya, maç. Ya Saarbrücken'e yenildi ya. Üçüncülük takımı kupadan elendi. Kupadan elendi yani. Evet evet. Acaba diyorsun lan Galatasaray'da böyle bir şey yapabilir mi diyorsun. Sonra Dortmund'u yeniyor. Galatasaray için her zaman denir hocam. Tabii. Ya sonuçta oynanmamış hiç maç ne kazanılmıştır ne kaybedilmiştir. Galatasaray orada alacağı puan, Bayern Münih'ten alacağı puanlar her zaman ekstra puandır. Bir de hocam ne güzel söylüyorsun.
şunu desteklemesi, ülke puanı hocam bunlar ya. Herkes tamam. Galatasaraylı, herkes Fenerbahçeli, Beşiktaşlı şimdi herkes hep farklı farklı takım ayrılıyor da Avrupa'da. Doğru da değil, yaptıkları da doğru değil. Ama o kötü bunlara örnek olan insanları da baz almayalım. Buyur şunu. Doğru. Muslera'nın durumu çok merak ediyor. İlk açıklama şöyleydi. Siz sağ içinden geldiğiniz için yarı doktor gibi bu sakatlıkları da herkesten daha iyi tahmin edebiliyorsunuz. Açıklama şöyleydi. Serkan Korkmaz'ın da tıp bilgisini ben takdir ederim. Ya karşı komşum Melih çok kıymetli bir ortopedist. Aynı zamanda bizim de muhabirlikten kaynaklanan hani bütün sakatlıklara karşı bir fikrimiz var. O zaman yani. Okuyayım ben sonra Melih'in düşüncesi alayım. Yırtık şöyle yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıktığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine devam edilecek gibi bir açıklama yapıyor. Yani bunları okuyunca 8 ay olmayacak gibi ben hissettim. Yok yok. Ama yani hocam, Bayern Münih maçında oynaması beklenmesi çok acayip geliyor bana yani. Ciddi ciddi konuşuluyor bu. Valla yani hakikaten işte yani, oynarsa da Muslera oynar zaten. Muslera kafileyle giderse, kafileyle gidiyorsa... Oynar mı? Kafileyle gidiyorsa oynar hocam, yani. Hocam 7 sezon mücadele etti Şampiyonlar ya. Ligi'nde gruplarda Galatasaray'la. 45 maçın tahmin edin kaçında sahada kaledeymiş? 45. 42'sinde hocam 3 tane kaçırmış. Şeye benziyor bu. Hani biraz evet. Da kafileyle giderse oynar diyor ya. Hani Rıdvan Hoca sakattı. Karşıyaka maçı kafilesine öylesine alındı. Evet. Çıktı sonra oynar mısın? Oynadı 3 tane attı. Şimdi yani hem de biliyorsun bir bacağı komple dizlik gibi sarılıydı hocanın. Yani kafileyle giderse oynama şansı var. Abi dirsek çıkığı... Ne demek ya? Ya dirsek ya. Bizim ya, oynadığımız yıllarda hani, arkadaşlarımızın... Ama yerine yerleştirilmiş. Şimdi, aslında şimdi oradaki tabii yerleştirirken oradaki bütün bağ dokuları, oradaki kapsüller hepsi orada hasar görüyor. O hasarı gerçekten yani ortopedistler nasıl giderecekler, nasıl orada bandajı olacak veyahut da yani teknik olarak nasıl bir adlandıracak bilemiyorsunuz ya, ama kadroda şey olursa değil. Eğer açıklanır kadroda varsa oynayacak demek ki net söyleyeyim. Ya çünkü eğer sakatlığın tedavisine devam edilecekse o zaman gitmez. Evet. Ama bu başka ya bu tabii. Farklı. Ben kaleci olduğu için bir de hadi kolda mı sakat? Ya tabii, işin fantastik ayrı. Tarafı bir yer hani Günay da çok yani Günay kötü bir kaleci değil. Yani hani yedek kalecisi olan bir takım için hani dirseğe çıkmış kaleci yerine yani Günay'ı kullanmak daha rasyonel geliyor son bana bilmiyorum hocam. Ama Beşiktaş'ta şanssız golleri de var Günay'ın. Beşiktaş'tan bir sonra yalnız yıllar mesela. Geçti. Günay Süper Lig'de son 5 sezonun en önemli kendisi. Performanslarından biridir. Çok istikrarlı Serkan'a katılıyorum. Performansları var Gaziantepspor'da. İstikrar var yani. Bir standardı var Günay'ın. Günay mı Muslera mı? Tabii ki Muslera hocam. Ama hani dirseğe çıkmış. Ama sağlam bir Muslera tabii ki. Tabii yani. tabii canım. Tabii ya ki. Dirsek şeyi de çok enteresan bir sakatlıktır. Sen tanırsın rahmetli Erol Togay'ın 2-1 dirseği çıkardı. Aa. Yani tabii giderdik maçın içerisinde takardık falan yapar devam ederdi. Yani bundan sonraki futbol hayatında bu tür şeylerle de karşılaşabilir. Bir de kaleci onu, hocam bu yani Erol Togay kaleci mi çıkıyordu Erol hocam? Dirseği diye yoksa hatırlıyorum. Yoksa omuz mu? Dirseği diye hatırlıyorum. Olabilir. Yani Gökhan Zan'ın omuzu çıkıyordu değil mi sürekli? Ya çünkü dirsek öyle çıkmaz hocam. Hocam dirsek, omuz genelde. Tık diye omuz, böyle oturtuyorlardı. Omuzu oturturlar değil mi? Biz acaba böyle tenisçi hocam. Dirseği için bir dirseklik vardır. Öyle bir şeyle falan mı çıkacak? Yani ama kolay ama değil ya kalecisin sen. Yani. Şeyle oynuyorsun lan. Yani hani, o tarafa. Bu zokeyinde kaleye geçiyorlar ya her tarafından top geçmiyor. Öyle bir şeyle çıksın. Bu RoboCup gibi. Yani oynamasa daha mı iyi acaba? Bakalım kararı. Mesela karşıdan tamam, geliyor. Karşı karşıyasın. Almış topu Harry Kane geliyor tamam mı? Hani karşı karşıyasın. Yani çok öyle olmayacak da hani genelde baskı yiyecek. Ona iğne de yaparlar ya büyük bir ihtimalle. Hani, mesela senin sağına çekti. Sağ dirsek diyelim yani. Topu bu tarafa çekti. Hadi yat al abi yani üstüne yani olamaz doğru. Bence böyle bu arada şey. Çok güzel bir paylaşım. Serkan Korkmaz ilk gördü bana. Evet, hemen rejiden hazırladık gönderdik. Bayern Münih'in paylaşımı. Frank Ribery. Lukas Podolski ve Hamit Altıntop iki takımda da forma giyen oyuncularla duyurmuş bayağı bini. Maç anonsunu böyle yapmış. Harika. Çok güzel. Hani biz Türkiye'de güzel, az önce çok bir güzel. Saat ne konuştuk? Bayağı bini nasıl bir paylaşım yapıyor? Dünyalar farklı. Çok farklı hakikaten ya. Yani insan gıpteyle bakıyor. Şu kadrodan bakıyor. Kim olsun ya. İsterdiniz Münih'e giderken peki? Ben Ribery. Söyleyeyim. Ribery. Tam da Ribery'lik maç. Hani Galatasaray'da olsa tam Ribery'lik maç.
zaten Bayern Münih o maçtan sonra alırdı gene. Yani arada Marsilya'ya gitmişti Galatasaray'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam. Marsilya'dan evet. Münih'e gitti. Ama yani Ribery'de olaylı gitmişti. Başka bir seviyeydi gerçekten. Hamit Altıntop, Real Madrid'ler, Bayern Münih'ler. Podolski de iyi. Podolski de iyi iz bıraktı. Ya. Zaten ya. İnce belli çay yarı koyar. Çay içerek ona bir selam gönderebilirsin. Podolski'ye çayımı selam. Podolski'ye kaldırıyor. Bir de en basit mesela Bayern Münih'ten şunu modelleyebilir takımlar. Yani Ribery'nin karşısında kim oynuyordu kanatta? Robben. İkisi de evet. Slalom olan, birebir de adam eksilten, açık alanda hızlı oyuncu. İnanılmaz şimdi hocam, kim oynuyor? Kabus gibi ama benim karşıma şimdi çıktı. Kim oynuyor? Ya sakat olmasa Gnabry oynuyordu. Gnabry. Burada kim oynadı 3-1'lik maçta? Kingsley Coman Fransız. Coman oynadı. Coman. Sana oynadı. Sane. İkisi de birebir adam geçer mi? Hızlı mı? Atletik mi? Ya adamlar belli aynı model, yani. Belirli. Aynı hani adamlar hiç yani. Macera aramıyor. Diyor ki ya slalom olsun. Bak şimdi fiziklerine de bak hani. Çok uzun boylu birebir oynayan oyuncular değil. Gnabry'e bak. Kingsley Coman'a bak, Sané'ye bak. Ribery'e bak, Robben'a bak. Bir tane yani golcüleri profilde. Hep de bir golcüleri de vardı. Lewandowski'nin yerine yanına da Kane. Sırtı dönük. Hem pivot ama hareketli pivotlar. Ya tam böyle değil. Pas bağlantısı da olan. Benzema mesela sırf santrofor değildi. Çizgilerde evet. Oynar hareketli, gezer. Serkan'ın söylediği gibi mobil bir oyuncuydu. Harry Kane de öyle. Harry Kane yalnız golcü değil. Orta yani sahaya geliyor, oyun kuruyor. Tabii bağlantı oyuncusu asist oyun yapıyor. Oyun kuruyor ya. Asist yapıyor. Yani... Adamlar bir şeyi modelliyor. Biz hala mesela bakıyorsun ucunda çizgilerde o ağır bu ağır. Ya karşı kaleye gitmeden açık. Karşı kaleye gitmen için günümüz oyunlarda birebir adam eksilten, slalomu olan yani rakibin dengesini bozan değil mi? Çaresiz bırakan oyuncuları alacaksın abi. Net ortada. Hepsi aynı tarz adamlar var hocam. Kimi'nin olduğu yerde Goretzka ikisi birbirine benziyor. Üç tane çabuk, adam eksiltebilen süratli oyuncu, bir tane pivot santrafor, iki tane kenar bek durmadan gidiyor. Üç tane çok iyi stoper. Yeah. İkisi sakat galiba. Ya hep de mesela bunlar bir hep atletik, hep atletik bir stoper olur bak. Upamecano Fransız ya oyuncu. Bir tane durağan bir stoper vardır. Tabii. Atletik bir oyuncu. Lucio var. Birebir de çok atletik, çok iyi bir stoperdir. Konuşuyorduk ya Gökhan Hoca'yla. Hep seçtikleri doğru oyuncular. Abi ertesi Kim Min-jae de öyle. Sonra... Değil mi çok Gökhan Hoca? O da atletik. Aynı benzer oyuncular. Hiç ikisi de Kim Min-jae ile düşünebiliyor musun? Kalecileri yani, ayakla oyun kurar. Upamecano. Zor bir takım. Galatasaray'a başarılar diyelim. Ne güzel futbola döndük. Çok güzel bir paylaşım eşliğinde devam ediyor futbol konuşuyor. Trabzonspor'un bir paylaşımı var sevgili Özgür. Yönetmemizden rica edeyim. Fenerbahçe maçıyla ilgili. Hem Fenerbahçe'yi de Cem Hocam'a sormak lazım. Eksikleri, eksik oyuncuları bu kadar çok araması normal miydi diye. O videoyu bir izleyelim, bir paylaşımı izleyelim. Daha uzun bölümünü sosyal medyadan mutlaka izlemiştir. Bazı bölümleri yayıncı kuruluştan dolayı yayınlayamadık ama güzel bir çalışma telif olmuş. Telif sebebiyle. Telif sebebiyle yayınlayamadık. Cankar Yağdı'ya, ekibine teşekkür edelim. Abdullah Hoca'nın taktiği de tutmuş. Ya sevgili Cüneyt, şimdi tabela iyi olduktan sonra, galibiyet geldikten sonra istediğin gibi bununla görüntüleri, bunları paylaşabilirsin. Hı hı. Ama bunlar yani tehlikeli şeyler. Çünkü yarın öbür gün bunun içerideki, dışarıdaki galibiyetleri, mağlubiyetleri var. Ondan sonra tekrar bunlar istenir. Tabii Fenerbahçe maçı olması, Fenerbahçe maçından evvel Abdullah Hoca'nın çalışmaları, bunları tekrar ortaya döküp deklare etmesi... Evet, onun için çok arttı, çok önemli. Fenerbahçe gibi uzun zamandan beri Fenerbahçe'yi İstanbul'da yenememenin getirdiği tabii ki o sevinç, o heyecan. Bunları kabul edebiliyorum. Ama İsmail Hoca'nın uzun toplarla çıkıyorlar. Ya, tek bir taktik var ya, tarzı bir açıklaması var. Sanki biraz da ona şöyle, bana öyle gibi geldi. Ne yapacaktık ya, abi? Onu açısı olan bir takım tabii ki öyle oynayacak. Hayır, zaten İsmail Hoca da bilmiyor mu maçtan evvel? Rakibin istediğine göre oynamayacak. İsmail Hoca da yani neticede karşı takımın da bir planı olacak ve bunun da planının nasıl olacağını zaten İsmail Kartal bilmiyor mu? Bilmez olur mu? Tabii ki biliyor. Fenerbahçe'nin bu 3 eksiği araması bu kadar. Ya şimdi bak Fenerbahçe'nin maç oynanmadan evvel nasıl bir stoperlerle çıkacağını aşağı yukarı hepimiz biliyorduk. Bunu İsmail Kartal da biliyor ama İsmail Kartal... Çok doğru bilmiyormuş. Çok kısa devam. Mert Müldür hep burada söyledim Cem abi. Ama, bak Fenerbahçe'de çok enteresan. Sözünü bölüyorum kusura bakma Cem abi. Hemen devam et. Bitiriyoruz ya zaten. Mert Müldür'le ilgili çok enteresan. Burada kaç haftadır söylüyorum. Bu adam diyorum referans aldığı maçları söyledim. Oynadığı Sassuolo'da, İtalya'da, Serie A'da. Ya Fenerbahçe'de takip eden... Böyle hani böyle yüz binleri falan evet. Bilen takipçisi olan adam diyor ki Mert Müldür oyuna girmiş ya müthiş stopermiş. Ya bunlar Fenerbahçe bir de zarar veriyor. Neyse devam et. Bilmiyorlar adamın oynadığını. Stoper oynadığını özel, bilmiyor. Özel bir reklamımız var izleyelim.